Turabi Çamkıran. Hoş geldin Turabi. Hoş bulduk abi. Nereden geliyorsun? Mersin'den abi. Ne iş yapıyorsun? Dövüşüyorum abi. Dövüşüyorsun? Evet, Tayland'da ve Tayvan'da. Muay Thai, Thai Box. Şampiyon var mı diyorsun? Yok, orada bir kulübün sporcusu oluyorsun. Turistlere gerçek maçlar yapılıyor. Gece de maç başına para alıyorsun. Kazanırsan daha çok alıyorsun falan mı? Kazanırsan aynı, kaybedersen hastane. Sen nasıl buldun orayı da oraya gittin ya? Abi burada bir turnuvaya katıldım. Yenildim. Ondan sonra dedim ki ne bu işi yerinde öğreneceğim. Kırdım kafayı, Tayland'a gittim. Gittin, nereyi buldun orada? Bir spor salonu buldum abi. Evet. Dedim ki ne böyle böyle dövüşeceğim diye. Evet. Onlar da görelim seni dediler. Ben de gösterdim kendimi, eğittiler. Sonra da işte hocalar eğer okeysen haftada 3 gece maç var. O maçlara çıkartıyorlar sizi. Sana okey verdiler. Evet, okey verdiler. Haftada 3 kere maça çıkmaya başladın. Haftada 3 kere maça çıkıyorum. Millet seyrediyor mu böyle? Abi çok fena. Bir gün giderseniz mutlaka uğrayın. Baya böyle hani normal boks maçı gibi herkes oturup seyrediyor. Abi bildiğin iddialar falan dönüyor. Biraz Fight Club tarzı bir şey mi bu? Yani abi o film yanında sıfır kalır. Kurallar ne başladığın zaman? Abi Tayland'ın Thai boksu var. Kurallar bu. Evet. Onun çerçevesinde dövüşeceksin. O kadar. Kaç dakika sürüyor? Her round 3 dakika ya da 4 dakika. Değişiyor. Sonra birisi öbürünü knockout edince bitiyor gibi. Genelde hep knockoutla bitiyor. Puanla pek bitmiyor. Normalde puan da var. Ama her yer çıplak olduğu için genelde hep knockoutla bitiyor. Hayır, koruma falan yok yani. Vur Allah vur. Koruma yok. Ne kadar yaptın bu sporu? Toplamda 6 sene. Tayland'da? Yok, Tayland'da 2 sene. Sonra transfer şimdi mi oldu? Buraya geldim. Evet. Sonra tekrar gideceğim. Hiç görüntün var mı maçlardan? Yanımda yok da evde var. Eğer olur da geçersen bir dahakine getireceğim. Bak bak, görüyor musun? Bir DVD tur geçecek ya. Şaşırdım kaç ya. Kaç yaşındasın? 26. 6 sene, 20 yaşında başlamış yani. Bu. Yani ben şaka gibi. İlk Mersin'de başladım. Tarkan hocam var. Onun yanına gittim. Baktım hiçbiri bizim ayarda değil artık. Dedim gerek yok. Oh, wow. Sen mesela anladığım kadarıyla birisiyle karşılaşsan rahat indirirsin, öyle mi? Yok abi, dokunmam yani. Vay. Yüze vurmak serbest mi? Abi her şey serbest. Dirsek var, dizler var. Bizde de Thai box'tan çağrı. Çağrı. Çağrı geç. Hayır, uygulama. Bir şey uygulama da yani sadece... Çağrı, seni biraz abartayım ki ağzını bunu kırsın. Çağrı, sen bir merakın var mı bu spora? Her türlü dövüş sporuna var abi. Var. Var. Ne mesela, bir eğitim gördün mü? Ya hayır. Bizim de merakımız var yani. Senin bizden ekstra bir özelliğin var mı? Daha mı iyi? Esat daha mı iyidir? Cesaret. Bize? Ha, cesaret var sende. Evet. Tamam. Şimdi... Bir önce slow motion olarak, Çağrı rakibin olarak görsen, slow motion olarak ne yaparsın diye 2-3 hareket gösteriyorsun. Sonra da çocuğun canını yakmadan dövüyorsun. 1-2 hareket. Bekliyorsun. Atak yaparım mı? Evet evet. Mesela Çağrı rakibin diyelim, Tayland'da biraz yaklaş Çağrı. Ya gitme Çağrı, gel. Ay ay, şu anda slow'dayız. Ne yaparsan onu göster. Çağrı buraya dön. Evet. Nasıl başlıyor? Yavaş yavaş başlıyor. Çok slow bir şekilde göster. Evet. Yanıma yaklaşmasın diye. Evet. Çağrı yaklaş biraz. Ya Çağrı. Üstüne git adamın biraz ya. Hayır, vurmayacak şu anda. Vurmasın. Ya şu anda bir hareket yapma. Şu anda mankenlik yap. Birazdan ben sana vurduracağım. Rahat rahat döversin birazdan. Merak etme. Evet, şimdi rakip buyken ne yapıyorsun ilk? Abi genel teknikleri gösteriyorum. Evet. Bir front kick dediğimiz evet. Abi bu. Evet. Evet. Onu aynı şekilde çeneyi de vurursun abi. Evet. İki abi clinch dediğimiz olay. Girersin içeri abi. Evet. Tamam, evet. Ondan sonra abi buradayken elini alırsın abi, dirseği koyarsın. Tamam. Sonra abi. Evet. Bunu vurduktan sonra abi, abinin kafasını alırsın. Evet. Ve dizi kafaya vurursun.
Canı yanar mı orada biraz? Tamam, şimdi maç yapıyorsunuz. Tamam, şimdi bak, senin görevin ama Çağrı'nın canını yakmayacaksın, tamam mı? Hazır. Hazır. Tamam, baştan öyle başlasın. Bir vurmaya çalış bakayım. Evet. Surata vurma yok. Surat yok bizde. Bizde surat yok. Başarılar. Evet, hazır. Bir, iki, üç. Efendim? Çok yumuşak vurdum ama farkı yedi. Beğenmiş tabii, o da beğenmiş. Yedi. Kabul et. Sen bir dalsana şuna. Dal, hadi. Hadi. Helal olsun Çağrı. Peki, yani... denemek isteyen var mı salondan? Alkışlıyoruz. Hayır, denemek isteyenler gel. Ben bundan sonra karışmıyorum, normal maç. Dur abi kardeşim, selamlar. Biz bostan çekeceğiz de nereden gidebiliriz diye. Adam boğuldu, hadi içeri. Yapma, yap, dur. Önden indir. Dur, vurmayalım. MMA'ci olarak gireyim mi? İyi olan kazansın. Ben şu anda puan vereceğim. Bak, fazla vurma diyor çaktırmadan. Surata vurma yok. Sağlam bir maç istiyoruz. Tamam, bir. İki, üç, buyurun. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla yerini alıyoruz. Yer hareketlerinde çok iyisin. Evet, Eser, nasıl buldun? Yani ne gerek var, insanlar birbirine böyle şeyler yapıyorlar? Bayan mesela... mesela yüzüne vuruyorsun ya mesela. O sıra ne hissediyorsun mesela? Vurdun ya mesela demin. Ben böyle korkmuyor musun bir şey olur diye? Elmacık kemiğine vurdum, orada bir şey olmaz, burada gider. He, öyle bir tekniği var değil mi? Elmacık kemiğinde ancak burası kırılır falan öyle. Çeneye vurduğun zaman abi patates çuvalı gibi yere gider. Elektrikler kesilir. Bir anda kendini yani ringdeyken, bir anda kendini evde badana yaparken hissedebilirsin. Nereye? Çeneye vurdun da mı? Çeneye. Peki sen eldivenli mi oluyorsun ki? Eldiven var mı? Eldivenli abi. Ya eldivensiz vurursan zaten parçalar yırtar. Şey dövüşler mi? Bir gidip izlenebiliyor mu öyle? Bu Tayland, Tayvan. Yani bu işten para kazanıyor insanlar. Anladım. Yani adam diyor ki ne, ben dövüşçüyüm arkadaşım diyor. Ona göre yaşıyor. Hayatı o yani. Bu sen misin? Bizimkiler bulmuş bak. Mesela burada arkadaşın kaburgasını kırdım abi. O Tayvanlı mı? Tayland. Taylandlı. Hülya, nasıl buldun yani Tur abiyi? Valla Tur abi bilmiyorum yani, sen bilerek mi geldin? Nasıl olsa ben de bu vücut varken bir şekilde geçerim mi dedin? Ya, bilmiyorum ama... Nasıl bu? Yani sen bize dans mı yaptın şimdi? Görsel bir şov yaptım. Dans da diyemem. Görsel bir şov. Evet. Ama başarılı bir sporcu olduğun bariz belli. Azimli olduğun da belli. Açıkçası olumlu düşünüyorum. Sadece sporcu ve iyi bir sporcu olduğunu düşündüğüm için. Ben de karışık duygular yaşıyorum. Bak zaten kıyafetin çok güzel. Kendin mi diktin? Nedir bu şeyi? Ben kendim yaptım abi. Kendin yapmışsın değil mi? Enteresan bir kıyafet. Hep şeyde de müsabakalarda bunu mu giyiyorsun? Ya şey, hayır abi. Şekil tamamdır yani. Dövme filan, dövmenin geliş yeri. Kasların mesela niye oraya six pack dendiğini şimdi anlıyorum. Gerçekten six pack yani. Ben vücudu hiç bu kadar şekilli ama itici olmayan ilk defa görüyorum. İtici değil mesela. Bir daha sefere ne yapmayın? Ne yaparsın, yine böyle mi
Göster yani. Başka arkadaşların var mı dövebileceğin böyle hani? Farklı bir şey yapacağım yani, bu değil. Peki, biz oynamaya geçelim Eser. Geçeyim, enteresan bir gösteri olursa ben ikinci tur için evet diyorum. Evet. Ben de evet diyorum, üç evetle uğurluyoruz. Ne iş yapıyorsun? Dövüşüyorum abi. Denemek isteyen var mı salondan? Sen bize dans mı yaptın şimdi? Görsel bir şov yaptım, dans da diyemem. Thank you.
Evet diyenler 1, hayır diyenler 2'ye basıyor. Evet, Tur abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim abi, sağ olun. Eser, nasıl buldun Tur abiyi? Var mı ters bir düşüncen? Yani ters değil de, abi dövüşçüysün değil mi sen? Bu, evet. Bu çarşafa dolanayım nereden geldi aklına? Yani normalde gösterimde yaptığın bir şey mi bu? Ya da dövüşürken kullanıyor musun seni? Antrenmanlarda halat oluyor abi. Ha. Halatta çarşafa... bayağı iyiydim. Ha. Sizin yarışmacınız Ayhan Anıl vardı. Onlardan görmüştüm. Sağ olsun yardım da ettiler. Çıkardık. Ha, ha çarşafı onlar düşündüler sonra. Vay enteresan da abi ya. Böyle gerim gerim gerildik. Çünkü yani garip hisler şey yapıyorum. Bu sen gösteri yaparken kafam tam almıyor abi. Ne oluyor sahnede? Diğer arkadaşlar niye taklatıp düşüyorlar? Sen dolanıp iniyorsun. Çok enteresan hisler bırakıyorsun. O yüzden seyircinin vereceği puanı çok merak ediyorum ben. Teşekkür ederim. Ama kusursuz bir vücudun var. Böyle yapılı böyle çizmişler gibi seni ya. Gerçekten değil mi? Bütün daha mı irileştiniz? Biraz daha irileştim. Evet çünkü geçen geldiğinizde bu kadar değildi. Evet biraz kilo almışsın abi yakışmamış. Lütfen. Hayır süper. Bu tür gösteriler bu programda ne kadar geçerli ya da ne kadar ben hayranlıkla seyrediyorum ama seyirci ne kadar geçerli görür onu bilmiyorum. Ama onun dışında gerçekten seyrederken çok keyifle seyrettim. Zamanlama da iyiydi. Evet yüzdemizi alıyoruz. Yüzde kaç evet demiş Tur abiye bakıyoruz şimdi. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet, kritik ama güzel bir puan aldın. Başarılar diliyoruz. Alkışlarla kulis alıyoruz. Akıllı ol birader. İkinci tur, 3 breakdansçı arkadaşımla birlikte havada akrobasi yaptık. Kusursuz bir vücudun var, böyle yapılı, böyle çizmişler gibi seni ya. Yarı finalde sahnede bayağı arkadaşları döveceğim. Tabii ilk başta onlar beni dövecek, güzel bir içecek, bana güzel bir güç verecek. Ondan sonra bayağı bir dayak yiyecekler. Sandalye, masa, şişe havalarda uçuşacak. Damasalma, çok sevdim hayat, ne kadar ne kadar hayat.
abiyle konuştum. Normalde bütün her şey oyun olacaktı ama Tur abi hepsini temiz döveceğine söz verdi bana. Kendimle gurur duyuyorum. Survivor'da her sene tekstilsinizden bir tane gönüllü götürüyoruz. Öyle bir uğrumuz var aslında. Daha önce Hilmi Cem tekstilsinizden gelmişti. Bu sene de Tur abi götürüyoruz gönüllülerden Survivor'da. Kendisi Survivor'da olacak. Gönüllüler takımı Tur abi gibi yarışmacılardan oluşacak. Hakikaten enteresan bir gönüllü takımı kurduk. Ünlülerin şu anda haberi yok. Tur abi ve arkadaşları geliyor Survivor'da. Yorumları alalım hemen Eser. Vallahi ilk turdan beri Tur abi böyle çok enteresan gösteriler yaptı. Hiçbir birbirine benzemiyor. Burada da önce birbirlerini dövüp sonradan dans grubu olmalarını çok anlamadım ama enteresan. Evet, kavga edip sonra birden dans etmeye başladılar. Ne oluyor dedim yani. Ama geçen seferde çarşafa dolanarak yukarı tırmandı. Yani her şeyi bekliyorum Tur abiden. Survivor'da da başarılar diliyorum kardeşim. Burada da bakalım of. Ne gelecek puan. Of of of. O yanlışlıkla mı oldu şurası? O üst, arkandaki geldi ya, şu yanlışlıkla mı oldu? Hayır abi. Seni yumuşattı orada ha düşmeni. Ha, yumuşattı abi abin evet. Yüzdemizi alıyoruz işte Tur abinin yüzdesi. Tur abi, yeteneksizsiniz de olmadı. Artık gözler Survivor'da diyoruz. Teşekkür ederim abi, çok sağ olun.